CNN Türk Televizyonu Sayın Cumhurbaşkanı bildiğiniz üzere dün İstanbul'da önce Bahçelievler'de 7 katlı bir bina çökmüş. Ardından kısa bir zaman sonra yine Bahçelievler'de bir başka yerde bir binanın daha çatısı çökmüştü. Daha önce de Küçükçekmece'de son zamanlarda arka arkaya binaların kendiliğinden çökmeye başladığını görmeye başladık. Özellikle kentsel dönüşümle alakalı son zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı arka arkaya adımlar atarken hala istenilen düzeyde vatandaşlardan geri cevabın alınamadığı ifade ediliyor. Siz de defalarca kentsel dönüşümün öneminden bahsetmiştiniz. Yeni bir uyarınız, yeni bir seslenişiniz gerçekleşebilir mi bugün? Yani yeni bir seslenişe filan bu noktada gerek yok. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış ve bu 3 kat kaçaktan da dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Yani bunun birçoğunda maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık net söylemek isterim. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Yani bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ ile verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım. TRT Haber, Süleyman Kaçmaz. Efendim, meclis toplantısında Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmeniz olmuştu. AK Parti grubuna da Cumhur İttifakı'nın tarihine ve önemine ilişkin bir video gösterdiniz. Kamuoyunda çok konuşulan. Akabinde de Sayın Devlet Bahçeli ile görüştünüz. Hem görüşmeye hem de içeriğine dair değerlendirmeniz olurdu. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik. Devam ettiriyoruz. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz. Efendim, TV muhabiri Gülay Anadolu'ya ben. Efendim, Beşar Esad'ın Rusya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri açık olduğunu aktardı. Aynı zamanda Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması vurgusu yaptı. Efendim, Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kuruldu. Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte,
ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.